şu yapı denetim falan filancı adamlara bu vatandaşı sömürttürmeyin. Yaşanan depremlerin ardından insanların korkuyla binalarını test ettirmek istediğini belirten gazeteci Ayhan Aykanat, kendi oturduğu binanın durumunu bile bilmeyen mühendislik firmalarına vatandaşın sömürülmesine izin verilmemesini istedi. Burada bir de belediye başkanı şunu söyleyeyim. Bak bu vatandaşı şu çıkarcı, para peşinde koşan, şu yapı denetim falan filancı adamlara bu vatandaşı sömürttürmeyin. Şimdi bak Çorum'da 10 tane ne var söyleyelim. Çorum'da 10 tane riskli yapıların tespit için yetki verilen kurum kuruluş var. 10 tane. 10 tane. Bunlardan 3'ü devlet kurumu. Çevre Şehircilik, Belediye ve Özel İdare. Bunun dışındaki özel. Bir de mesela şimdi dışarıdan gelen çok fazla firmalar da var. Ki hemen aramaya başlamışlar. Hep zaten. Ama işte binalarınızın deprem riski falan filan bilmem ne yapalım diyor. Ve buradan bu şehri gerçekten yönetiyorsanız bu şehirdeki insanları bu şirketlerin insafına ve sömürüsüne bırakmayın. Yani bunu devlet yapabilir. Çorum gibi bir yerde işte yapı stoku belli 50 bin falan diyorlar herhalde. Ya bunları kolay bir şekilde tespit etmek de kolay ama vatandaşlara bu adamlara sömürttürmemeliler. Dünyanın parasını vererek vatandaşlar bu işlerin içerisine sokulmamalı. Şimdi vatandaş haklı olarak korkudan dolayı ya benim binamı test ettireyim falan diyor. Yani ne kadar ciddi ya, yani açıklıyorlar artık hepimiz deprem uzmanı olduk ya. Geliyor bir çekişte bilmem kolona vuruyor sağlamlığını falan tespit ediyor. Oysa öyle bir çekiş değilmiş yani. Normal bir çekişle yapılmaması gerekiyormuş falan. Yani o çekiş dedikleri alet 10 bin lira falan civarında evet, bir alet. Evet. Yani bu işi ölçüyor. Tabii. Dolayısıyla da böyle ilkel yöntemlerle vatandaşı parasını alacak bir takım yapı şirketlerine, yapı denetim risk falan filan şirketlerine vatandaşı da sömürttürmesinler. Son 20 yılda belediye meclisinde imar işinde olan hemen herkesin bu işten faydalandığını anlatan Aykanat, bu işin sağcısı solcusu yok. CHP'li meclis üyelerine çevre yolunda sınırsız kat diye yer verildi. Tarım arazilerine kat izni veren zamanın başkanından ne beklenebilirdi ki dedi. Bak bu işin Güngör sağcı solcusu da son 20 yılda Çorum'da belediye ben son 20 yılı hatırlıyorum. Belediye meclis üyeleri CHP'lisi de var, AK Partilisi de var son 20 yıl içerisinde. Bunların içerisindeki inşaatçı olan herkes bu işin rantından faydalandı. Bir, bunların içerisinde işte inşaat falan filan işleriyle ilgili olan herkes bu işlere çanak tuttu bu iki. Ya Ankara yolunda sınırsız kat diye yer verdiler CHP'li meclis üyelerine. İşte gittiler Buhar Evler tarafında da AK Partili meclis üyelerine verdikleri yüksek katlı yerler var. Zemin falan filan hiçbir şey hak getire. Son 20 yılı bu kadar düzgün düşünmesinler.